pratik bir şekilde sweatshirt dikiyoruz efendim. Şimdi kumaşımı iki kat olarak koydum. İlk önce ön parçasını keseceğim. Kumaşları güzelce iğneledim kayma yapmaması için. Şimdi kesimi yapıyorum. Düşük kol bir sweatshirt bu. Kestiğim ön parçamı kumaşa yerleştirdim. Bunu da buraya koydum. Arka kısım için yine buraya işaret alıyorum. Burası zaten belli. Sabunla çiziyorum. Ne kadar tatlı olmuş. Çok güzel kesmişsin Anacığım. Kesmedim anne. Benim ellerim böyle oldu. İkinci kolumu kesmek için daha önce kesmiş olduğum kolu kumaşa yerleştirdim. Bunu normalde 4 kat şeklinde de kesilebilir. Fakat kumaş fazla kalın geldiği için benim makasım kesmedi. O yüzden 2 ayrı kol olarak kesmek zorunda kaldım. Öncelikle omuz dikişlerinden başlıyorum dikmeye. Ben overlock makinesine dikeceğim. Fakat overlock makinesi olmayanlar makinesinin en küçük zikzak ayarında dikimini yapabilirler. O şekilde esniyor kumaş ve kopma yapmıyor. Omuzlarımı birleştirdikten sonra kolumun tam ortasını buluyorum. Tam omuz ortasını iğneliyorum. Dikişimi o şekilde başlıyorum atmaya ki kola tam otursun. Şekilde kol ucundan başlayarak etek ucuna kadar yine overlock'la dikişini atacağım. Kenar dikişlerini attım. Etek ucuna da overlock çektim. Sonra bu şekilde katlayıp çift iğneli dikiş atacağım. Burasını bu şekilde temizlemiş olacağım. Şimdi kapüşonun yapımına geçiyorum. Kapüşonumun kenarlarına overlocklarını çektim. Şu ön kısmının da overlocklarını çektim. Şimdi bu şekilde 3 cm katlayacağım. Ve üzerinden çift iğneli dikişini atacağım. Sonra kapüşonumu sweatshirt'ümü birleştireceğim.
Bir tişörtümün ön yaka ortasını ve arka yaka ortasını buldum. İğne taktım. Şimdi kapüşonumu yerleştireceğim buraya. Arka ortasından yarım santim bu tarafa kaydırarak takıyorum kapüşonumu. Ben buna bir iğne takıyorum. Alttakini çıkartayım. Sonra şu arka ortası, kapüşonun arkasındaki çizgiyi buradaki iğneye denk getiriyorum. Bunu da buna iğneliyorum yine. Bu işlem kapüşonun yakamıza orantılı bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Şimdi diğer kısımlarını da iğneliyorum. Sonra yine ovarlık dikişiyle dikişini atacağım. Buradan yarım santim bu tarafa gelmiştik ya. Şimdi bunu da böyle yine aynı şekilde şöyle üstüne indiriyorum. Şimdi dikişini ovarlık dikişiyle atacağım ve yakamız temiz bir şekilde sweatshirt'ümüze yerleşmiş olacak. Kapüşonumu diktim. Bu şekilde overlock'la birleştirdim. Etek ucunu da çift iğne dikişiyle temizledim. Bu şekilde. Şimdi kollarımız kaldı. Lastiği bileğime çok sıkmadan bir parmak boşluk bırakarak ayarlıyorum. Sebindireceğim için şuradan kesiyorum. Sakin ol anneciğim. Aynısından bir tane daha kesiyorum diğer kolum için. Şimdi bunları üst üste bindirip zikzak dikiş atacağım her ikisine de. Sonra kola yerleştireceğim. Şimdi burada lastiği çekerek kola overlock'la birleştireceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sweatshirt'üm burada bitti. Gayet salaş bir sweatshirt oldu. Üstünü yaptım. Kollarımız bu şekilde. Sade bir model oldu. Yani kızım bu şekilde istedi. Burada ip istemedi boynumda veya alt kısmında ip olsun istemedi. O yüzden ben bu şekilde uyguladım. Kumaşım kendinden simli. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum. O yüzden gerek duymadım ekstra başka bir şeyle süslemeye. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim. Bye bye. Bye. Bye bye.